Brittany! Last night, I was eating Fruity Pebbles with P. Diddy! Brittany! Buddy. Stop touching me! Brittany! I feel like I've been wanting you all my life. You don't understand. I'm so glad we're at the same place at the same time. It's over now. I spotted you dancing. You made all the girls stare. Those lips and your brown eyes. BMW 320 Coupe. Bir otomobil daha kendine has orijinal modifiyeli şekliyle karşınızda. Hatta bu otomobilin birçok orijinal modifiye eklentilerde hayal gücünü zorlayan modifiye tutkunlarına kılavuzluk etmekte. Görüntülerini izlediğiniz 1998 model BMW 320 Coupe uzaktan bakıldığında bunda bir şey yok ki denebilecek yapıda. Yakından bakıldığında ise zengin modifiye listesiyle ne kadar etkili ve sade bir tasarımla modifiyeye maruz kaldığını da anlatıyor. İşte orijinal ve sonradan eklenen modifiye listesi. Görsel modifiye listesi. M paket body kit, sis farları, M3 ayna, M3 yan çıtalar, plaka sadeleştirme, Angel far şeffaf, Xenon far şeffaf, arkada LED'li stoplar, şeffaf beyaz yan sinyaller, egzoz, çizilmez cam filmi, spor helozon, spor amortisör, 18 inç jantlar, 225-40-18 lastik, M3 vites topuzu, krom vites çerçevesi. Listeye bakıldığında gerçekten ciddi emek harcandığını görebiliriz. BMW 320 Coupe'un kendine has M paket body kit'i sıradan değil, ayrıcalıklı bir duruş sergiliyor. Ön tamponun ortasında geniş ızgara ve yanlarında sis farlarına ev sahipliği yapan dikdörtgen tasarım. Bu dikdörtgen tasarıma uyumlu farları da unutmamak gerekir. Farlar şekil yapısıyla tam bir BMW klasiği. Farlara eşlik eden şeffaf angel'lar ve Xenon farlar aydınlatmada olduğu kadar görsellikte de artılar sağlıyor. Ön tampondaki plakanın etrafındaki sadeleştirmeyi de es geçmemek gerekiyor. BMW 320 Coupe'a önden baktığınızda M3 aynaları fark etmemeniz mümkün değil. Bu fark ise kendine has rüzgar çıkışlı tasarımıyla ön plana çıkıyor. Hem spor hem de rüzgar emen yapısıyla aynalara göz gezdirdikten sonra otomobilin yan bölümüne geçiyoruz. Yanlarda etkili duran marşpiyeller ve ona eşlik eden M3 yan çıtaların yanı sıra gövde renginde ön plana çıkan şeffaflaştırılmış beyaz yan sinyaller de güzel bir düşüncenin ürünü. 18 inç ışıl ışıl parlayan jantlar ve jantları saran 225-40-18 lastikler yan görünümde gözümüze okşuyor. BMW 320 Coupe'un arka bölümüne göz attığımızda tampon altındaki zarif çıkıntılı tasarımı görürüz. Egzoza eşlik eden arka tamponun yanı sıra LED'li stoplar da çok etkili. Arka bölümde tek eksikse dikkat çekici bir bagaj üstü spoiler. İç bölümde ise modifiyeye has sadece M3 vites topuzu ve krom vites çerçevesini görürüz. İşitsel modifiye listesi. Monitörlü CD çalarlı ana ünite, yan kapılar mid bass 2'şer adet, arka mid bass ilavesi, 40 cm kutu bass, 2 adet amfi, 6 adet tweeter. İşitsel modifiye listesinde ilk göze çarpan ana ünite oluyor. Artık standart diyebileceğimiz monitör destekli ana ünite CD çalar müziği bakın nerelere iletiyor. Yan kapılarda 2'şer adet mid bass müziği çevreye yayıyor. Arka mid bass ilavesi, 40 cm kutu bass, 2 adet amfi ve 6 adet tweeter müziği net şekilde duymanızı sağlıyor. Orijinal ve sonradan eklenen modifiyesiyle programımıza konuk olan BMW 320 Coupe performans modifiyesine de maruz kalmış. Performans modifiye listesi. 2.0 motor, chiptuning, dereceli eksantrik, kutu içi hava filtresi.
2000 cc'lik motor hacmine sahip BMW'de güce katkı sağlaması için chip tuning uygulaması gerçekleştirilmiş. Kutu içi hava filtresi rahat nefes için düşünülmüş. Son olarak dereceli eksantrikle gerekli performansa ulaşmayı hedefleyen otomobilin sahibi Muharrem, 150 HP'lik güç tecrübelerdeki yerini alıyor. Siyah rengiyle dikkat çeken bir BMW program konuğumuz. Yanımızda otomobil sahibi Muharrem var. BMW benim bile dikkatimi çok çekti. Hem rengi siyah hem jantları çok parlak. İki uyum bir arada. Muharrem, bu bir spor otomobil. Evet. Ve marka olarak da ön planda olan bir marka. Böyle spor otomobillere tutkun nereden başladı? Ortaokul, lise yıllarından beri zaten spor arabalara karşı merakımız var. Yıllardır nasip olmadı ama en sonunda böyle bir BMW araba sahibi olduğum için mutluyum. Daha önceleri çok spor arabaya bindik ama idealim böyle bu E36 kasa tek kapı bir arabaydı. Bakalım 1-2 yıl binelim de belki E46'sına geçeriz. Yani bir BMW lise yıllarından beri biz arabayla hemdem olmuş insanlarız. Sektördeyiz. Jantı, lastiği yıllardır arabayla yatıp arabayla kalkıyoruz. Ondan dolayı böyle bir arabaya binmek ne zamandır hayalimdi. Oldu, biniyoruz çok şükür. Otomobil senin hayatında galiba ön planda. Ön planda. Biz dediğim gibi araba işi yapıyoruz. Lastik, jantı, modifiyesi sürekli işimiz bu. Öyle olduğundan dolayı bu tip bir araba olması da gerekiyordu. Nasıl bakıyor etrafındaki insanlar modifiyeye? Modifiyeye yani nasıl bakıyor? Yaşadığın zorluk var mı? Şimdi giderek yaygınlaşan bir sektör oldu modifiye. Herkes yani bu ticarisinden tutun kamyonetlerine varıncaya kadar herkes arabasına ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu giderek daha da yaygınlaşacak bir sektör olduğunu düşünüyorum. Zevk alıyorlar bunu yaparken. Zevk veriyor yani. Güzel olmak otomobilin kesinlikle hakkı, bir ayrıcalık yani. Evet, ayrıcalık. Peki hızı seviyor musun? Yapıyor musunuz? Kesinlikle. Antalya'da hızını tatmin eden bir alan var mı? Motor sporları pisti yok. Olabildiğince şehir içinde bunu yapmamaya çalışıyoruz. Yapan arkadaşları da uyarmaya çalışıyoruz. Hakikaten belki bir anlık bir gazla diyelim tabiri caizse. İnsanlar gaza gelip gaza fazlaca yüklenebiliyorlar, ayarı kaçırabiliyorlar. Özellikle genç arkadaşlar, yeni yeni bu işe girmeye başlamış arkadaşlar. Fazla hız kesinlikle tehlikeli. Sonu olmayan, dönüşü olmayan bir yola sokabiliyor insanı. Onun tehlikesini düşünerek, yani örneklerini görüyoruz, sürekli görüyoruz. Kaza yapan arkadaşlar falan. Bunları görüp göz önünde bulundurup ona göre biraz ayağı gazdan çekmek lazım. Ama bu söylediğim sadece hani tehlikeli durumlar için, trafik için. Onun dışında uygun pistler olur. Bu işe özel ayarlanmış yerler olur. Bu tip yerlerde tabii ki olabildiğince uygun. Tabii yani şartlar makulünde yapılır. Gerçekleştirir. Güzel bir mesaj verdim Muharrem. Teşekkür ediyorum ben. Nereden? En azından şehir içinde mutlaka kendi canımızı düşünmesek de karşı tarafı düşünmemiz yani, gerekiyor. Siz ne kadar profesyonel olursanız olun, karşı taraftaki en ufak bir yanlış sizin hayatınıza mal olabilir. Ya da karşı tarafın canını yakabilirsiniz. Bunların sonuçlarını göz önünde bulundurup ona göre hareket etmek lazım. Dediğim gibi ufacık bir gazla çok şeyler, çok kötü sonuçlar doğabiliyor. Kısaca gaza gelmeyelim diyoruz. Gelmeyelim. Kazasız ve cezasız günler diliyorum. Ben sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Siyah rengi, orijinal modifiyesi, kıvrak hareketleri ve kendine has karizmasıyla BMW 320 Coupe bakın ne kadar yıldız topluyor. Görsel modifiyesiyle 3, işitsel modifiyesiyle 2, performans modifiyesiyle 2 yıldız alan BMW 320 toplamda 7 yıldızla programımıza veda ediyor. Kazasız ve cezasız günler dileğiyle. Oh,
can't be for no one. Girls, I'm gonna need her all the time. It's just me and you, baby. Girls, I don't know about your girl.